Brüksel'de meydana gelen bombalı saldırılar sonrasında Dışişleri Bakanlığı Brüksel temsilcisi Gizem Altman, Kanal Sin'de yayınlanan haber ajansı programına bağlanarak Brüksel'de yaşanan korku dolu anları anlattı. Gizem Altman, saldırılarda hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk olmadığını da belirtti. Evet, anlatır mısınız neler yaşandı, ilk bilgiyi nasıl aldınız? Sizinle biraz önce yazışıyorduk sosyal medya aracılığıyla. Evet. Ve her gün bizim geçtiğimiz yollar dediniz. Kullandığımız yollar dediniz. Neler yaşandı, nasıl bilgi aldınız ilk önce ve neler hissettiniz? Tabii ilk haber havalimanıyla alakalıydı. Sabah saat 8 civarında patlama olmuş. Biz de bunu televizyon aracılığıyla, radyo aracılığıyla duyduk ilk haberi. Ardından da metrodaki patlama haberi geldi. Hepsini söylediğim gibi televizyon, radyo ve sosyal medya aracılığıyla duyduk, internet üzerinden duyduk. Evet. Büyük bir panik söz konusu, yani tahmin edebilirsiniz. Evet. Hoş bir şey değil. Her gün geçilen yerler çok işlek olan bir yol üzerindeki bir metroda oldu patlama. AB kurumları binalarının çok yakınında bir metro istasyonuydu. Dolayısıyla çok büyük bir panik söz konusu oldu. Zaten hemen ardından tüm metro istasyonları, tramlar durdu. İstasyonlar kapatıldı. Brüksel'e gelen trenler durdurulmuş. Yani onun haberini de aldık. Allah, daha ne söylenir bilmiyorum. Dediğim gibi çok büyük bir panik söz konusu. Siz de yaşadınız. Telefonlar kilitlendi. Zaten buradan Belçika ilgili makamları hemen açıklama yapmaya başladılar. Lütfen cep telefonlarını meşgul etmeyin diye. Ve mümkünse sosyal medya üzerinden haberleşin şeklinde açıklamalar yapıldı. Dediğim gibi sizin de yaşadığınız üzere telefonlar kilitlendi zaten. Sadece cep telefonları değil, sabit hatlar da kilitlendi çoğu yerde. Mümkün olduğunca burada bildiğimiz KKTC vatandaşlarına ulaşmaya çalıştık. Ben onu soracaktım size. Onların iyi olduğundan size emin olmaya çalıştık. Yardımcı olabilir miyiz diye. Ya ulaşabildiklerimizden iyi haberi aldık. Önemlisi de bu zaten şu aşamada. Ben de tam onu soracaktım size. Hem orada yaşayan Kıbrıslı Türkler açısından, hem havaalanını o an kullanıyor olanlardan herhangi bir bilgiye ulaştınız mı? Örneğin iki Kıbrıslı Rum'la ilgili olarak yaralandığı bilgisi var. Güney basınından elde ettik o bilgiyi biz. Havalimanında yaralanan olup olmadığına dair şu saate kadar elime gelmiş bir bilgi yok. Dolayısıyla olmadığını varsaymak istiyorum. Brüksel'de yaşayan ve bildiğimiz, dediğim gibi bildiğimiz, daha önceden bir şekilde bizimle temas etmiş olan veya işte dost aracılığıyla tanışmış olduğumuz arkadaşlara, KKTC vatandaşlarına ulaştık. Ulaşabildiklerimizden de öğrencilerden, vatandaşlarımızdan güzel haberler aldık, iyiyiz dediler. Paskalya tatili öncesiydi. Dolayısıyla çok arkadaş Kıbrıs'taydı. O da iyi oldu.